en çok insanların üstün durduğu konu Allah'ın varlığı, evet, ölüm, ahirette ne olacak, kader, evet, bu gibi konular. Yani her ne kadar insanlar sezdirmeseler de bu gece gündüz asıl beyinlerinde olan bir konudur. Çünkü televizyonda her gün bir insanın ölümüyle ilgili, evet, film oluyor. Yani en azından bir yol, bir böcek ölüsü bile görmüş olsa bir insan ölümü hatırlar. Kendini de düşündüğünde ölümü hatırlar. Kader konusunda çok sıkıntılar oluyor. Yani evet, kadere çok, evet, mesela o kadar anlatmama rağmen yine itirazlar var. Yine anlatıyorlar. Diyorlar tabii ki Allah bir kader yaratmıştır. Bir külli irade vardır ama bir de bir cüz'i irade vardır. Yani Allah'ın haşa kontrol edemediği bize mahsus, evet, küçük bir güç vardır diyorlar. Haşa. Bize ait. Yani bizim ne yapacağımızı Allah bilmiyor veyahut biliyor ama flu biliyor haşa gibi. Evet, evet. Ve biz yapınca Allah bize iki yolu göstertir. Ama bizim hangi yoldan gideceğimiz, nereden gideceğimizi de bilmez. Biz cüz'i irademizden haşa o yolu haşa seçeriz. Allah'a da haşa bir sürpriz bilgi olur bu. Yani ilk defa karşılaşır ve böylece Allah bizi imtihan etmiş olur, anlar. Böyle bir konu yok. Cüz'i iradede, külli iradede her ikisini de Allah yaratmıştır. İnşallah. Bakın tek bir an vardır. Tek bir an ne demektir? Sonsuz kısa zamandır. Yani an denen şey sonsuz kısa zaman. Evet hocam, inşallah. Sonsuz kısa zaman, an içerisinde Allah sonsuz önceyi ve sonsuz sonrayı yaratıp bitirmiştir. Yani yapılacak bir şey yok. Evet. Yani yapacağım bir şey yok. Peki bu durumda senin cüz'i iraden nasıl kader içinde olmuyor? Dolayısıyla böyle elaniyetli ve kendini haşa Allah gibi gören insanlar, bir kısım insanlar bu konuyu bir türlü hazmedemiyorlar. Yani Allah'ın cüz'i iradeyi de, külli iradeyi de yaratmış olması onlara bir dokunuyor ne hikmetse. Evet. İkinci rahatsız oldukları konu da Allah'ın her yerde olması. Evet. Allah'ın gökte olmasını istiyorlar. Gökte bir yerde, belirli bir noktada olmasını istiyorlar. Yani göğün her yerinde de değil ama bak. Evet. Gökte belirli bir noktada. Yani sonsuzluğa göre demek ki yani hiç sayılacak bir yerde. Evet. Çünkü sonsuzluğa oranladığımızda herhangi bir yerde olan, yani ne kadar büyük olursa olsun bir hacim alan bir şey, ki haşa bizim böyle bir inancımız yok. Evet. Sonsuz küçüktür. Evet. Değil mi? Yani evet. Sonsuz küçüktür. Yani vardır ama küçüktür. Evet. Allah mesela diyor ki arkadaş, geçen el yazmış, eğer diyor Allah odanın içindeyse ve bizim her yerimizde, vücudumuzdaysa o zaman biz kendimiz de Allah olmuş oluyoruz diyor. Haşa. Haşa. Biz Allah'ın zatına tapıyoruz. Evet. Tecellisi olmak ayrıdır. Değil mi? Evet. Allah'ın zatı ayrıdır. Biz Allah'ın zatına tapıyoruz. Tabii ki biz Allah'ın tecellisiyiz. Ve her yerde Allah var. Bizim bedenimizin içinde de var. Adam istemiyor bedenin içinde Allah'ın olmasını. Evet, inşallah. Dolayısıyla odanın içinde de olmasını istemiyor. Evet. Nerede olmasını istiyor? Gökte ve çok çok uzaklarda. Evet. Katrilyonlarca kilometre ötede bir yerde orada durmasını istiyor Allah'ın, haşa. Bu niye böyle olması gerekiyor? Niye böyle inanıyor? Bunu anlayamıyorum. Yani demek ki sorulsa Allah burada var mı dendiğinde yok diyecek adam. Nerede? Gökte. Ama burada Allah yok diyecek. Dolayısıyla dünyada da yok diyecek Allah. Değil mi? Evet. Evet. Allah gökte ama burada yok. Haşa, evet. Sadece bilgisi ulaşabilir diyor Allah'ın. Kendisi olmaz diyor. Biz mutlak varlığız diyor. Allah gölge var. Hatta benim çocukluğumda duyardım. Allah'ı ispat et derlerdi anada. İşte sen televizyon görüntüsünü gösterebiliyor musun? İşte radyonun sesini gösterebiliyor musun? Yahut değil mi? Aklını, evet, gösterebiliyor musun? Aklının içinde göster. Onun aklını gösteremediğine göre Allah'ı da gösteremezsin gibi açıklıyorlardı. Doğru, yani Allah görünmez. Yani dokunulmaz, görülmez yani, evet, bir şey değildir. Yani bir mekanı olan, zamanı olan, mekanı olan bir varlık değil Allah. Zaman ve mekan dışında. Fakat bu şahısların buradaki asıl amacı çok daha değişik.
Mesela diyorlar ki bir genç kız varmış. Cenab-ı Peygamber gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nerede demiş? Allah gökte demiş. Doğru söyledin demiş Peygamber. Bunu delil olarak göstertip Allah'ın gökte olduğuna inanıyorlar. Peki Allah gökte. Şimdi elini kaldırdığında göğe doğru kaldırıyor çocuk bulunduğu. Evet. Arabistan'da bunu diyor. Kuzey kutbunda bir kişi de göğe kaldırıyor elini, Allah'a dua ediyor. Evet. Güney kutbunda da, değil mi? Evet. Ekvatorda da birisi kaldırıyor. Yani dünyanın, o kürenin bütün etrafındaki insanların hepsi elini yukarıya kaldırıyor. Merih'te, Uranüs'te, diğer bütün sistemlerde, bütün varlıklar ellerini göğe kaldırıyorlar. Böyle bir durumda uzay boşluğunun tamamını kaplayan bir durum olmuyor mu? Evet. Evet. Değil mi? Evet. Her yer elini kaldırdığına göre, her yer gök olduğuna göre, evet. Değil mi? Evet. Mesela Merih'teki bir insan için gök alemi dünya olmuş oluyor aynı zamanda. Evet. Değil mi? Evet. Elini kaldırdı mı dünyaya doğru kaldırmış oluyor. Dünyadaki bir insan elini kaldırdı mıydı bir başka gezegene doğru elini kaldırmış oluyor. Dolayısıyla 360 derece tamamını kaplayan bir durum olmuş oluyor. Mesela bak bunu akledememişler. Evet. Bunu söyledikten sonra zınk din bu şey evet. Durdu adamlar yani bu evet. Anormal inançlarında. Yani bir daha gelmedi. Fakat yine de kıyıdan köşeden bu tip inançlı insanlar çıkıyor. Böyle izahlar yapan. Daha hala cüz'i irade iddiasında olanlar var. Kardeşim tamam cüz'i irade var da kaderin içerisinde var. Yani Allah'ın yarattığı kader içerisinde var. Kader içerisinde yaratmış bitmiş. Sen orada seçiyorsun. Sen kendini seçiyorsun ama bu senin kaderinde olmuş oluyor. Dolayısıyla senin yani Allah haşa bir sürpriz yapma imkanın yok yani öyle. Yani Allah'ın bilmediği bir şey yapamazsın. Kesinlikle. Var olan, yaşanmış olan bir şeyi bir daha yaparsın. Yapmış olursun o kadar.